Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben herhalde bugün sizlerle birlikte OSM'ye başlıyoruz. Ya belki başlamayız, bilmiyorum, tek bir video yapacağım ama yani tutarsam YouTuber's Life'in yanında seri olarak devam ettireceğim. Çünkü YouTuber's Life videosu, yani YouTuber's Life serisine devam ediyoruz. Ama bir haftadır YouTuber's Life gelmiyor, bir haftadır video da gelmiyor. Yani özür dilerim. Evet, Başakşehir'in kadrosunu görüyorsunuz. Ayberk'in, kuzenimin. 209 milyon kadro değeri abi. Şu Dizcuba'dan korktuğum için, Cavani'den, Azmun'dan. Azmun'u boş verin de, Cavani ve Dizcuba'dan çok korkuyorum. Ah, o yüzden. Dur. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bir haftadır video gelmiyordu. Öncelikle bunun iki nedeni var. Bu nedenlerden biri, biz denize gittik ve fena şekilde yandım yani. Bildiğiniz cehennemin dibine gitmiş gibi yandım ben o denizde. Denize gittik, Bartın'a. Sonra işte benim burnumda acayip soğuklar çıktı, soyuklar çıktı. İşte göremiyorsunuz belki ama tam şurada böyle. Ve sağ omzum, sol omzum feci şekilde yanıyordu. Yani ilk sebebi şu, ikinci sebebi de tam video atmak istemiyordum. Bir de YouTuber's Life'da ben şimdi Modern Combat'ın yeni oyunu var biliyorsunuz, Versus. Onu yüklemek için tüm oyunlarımı sildim, video çekelim diye. Ama yüklenmedi oyun. Hata verdi. O yüzden yani YouTuber's Life'da sildiğim için tüm kayıt gitti. Yani o kayıttan devam edeceğim ben ama işte 30 bin abone olacağım. Biliyorsunuz yeni eve taşınmıştı. YouTuber sayfadan yeni eve taşınmıştım. O şekilde yani kayıt gittiği için yani ben yani uzun bir zamanlar YouTuber sayf gelmeyecek işte ya, ben konuşamam ya. Evet, 18,5 milyon paramız var. Taktiklerimi göstermeyeceğim. Belki Ayberk falan görür. Bu arada Ayberk bu videoyu izlerse sana bir şey demek istiyorum. Sana casus gönderdim kanka. Ayberk gizli atman planladı. Şurada görüyorum. Ve casus yolladım Ayberk'e. Ayberk'in tüm taktiklerini gösteriyorum. Evet, ajan. İstanbul Başakşehir casusluk raporu. Evet abi, şu Düzcüba'nın olduğuna Ayberk sen de daha yeni öğrendim yani, buradan öğrendim. Bir de Cavani. Bu maç çok zor geçecek. Abi Begoviç bir de 92'lik kaleci. Bir Aferin abiye yollayayım bakayım. Yollamış mı? Dur bir dakika. Aferin abiye de yollayalım. Anında casus. Ve evet, Bernardo, Ünder, Cengiz Ünder, Dimaria, Laiç, Modric, Alena. Abi benim kadrom niye bu kadar kötü anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Çünkü yani ben benim kadromu da göstereyim ben. Benim orta sahada arkadaşlar, orta sahada yani 77-77-77 oyuncularım vardı. Şimdi Allah'tan olayı toparladım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yani orta saham 77-77-77 idim. O yüzden hani defansım da bu şekilde, taktiklerimi göstermeyeceğim diye söylemiştim ama taktikleri göstermem demiştim ama çak. Taktikleri göstermem demiştim ama gösteresim geldi, ne yapayım. İnsanlık anlayış. Bu arada yukarıda Kuray var. Yanımdaydı ama. bir kanımız gitmiş. Casusluk yaparken. Evet, Lukaku 95. Moses 86. 90 Slimani. Uf. Abi forvet alacağım da 86 Moses yerine 90 falan. Güzel gider. Biraz para yok, bir de transfer listesinde. Yani forvetlerde yani abi 72 milyonu 103'lük hasar.
Ne ya yani? Yani buraya yani bu yüzüşlüğü alan olursam finito. Yani ben biterim abi. Nito bitti. 92'lik bakın yani immobil olabilir yani alabilirim. Düşünüyorum. Ama para yok işte. Eray. Ya sen ne diyorsun? Neyse. Transferleri boş verin. Dizi işe geçelim biz tekrar. Şimdi Fella yine 92. Bu Fella yine 91'di antrenman kampına. Getirdim ben onu. Antrenman kampından 92 oldu. Baum Gartlinger 84. Avusturyalı arkadaşlar. Iniesta 86'lık. Bence güzel bir kadrom var ya. Ben güzel kadromun olduğunu düşünüyorum. Bak yapma işte ya. Durmuyorum ha. Şu Boateng ne bileyim. Maçın başlamasına 1 saat var. İnşallah yenerim diyorum ama işte yenemem abi. İmkansız yani. Şu kadroya bakın bir de. Nerede casus? Ajan ha. Dur tüm takımlar bekle. Lan Beşiktaş değil dur. İstanbul şey ha. Ya bir de şu kadroya bakın 99-80. Azmun yerine Moses var daha iyi de. Yok. Mesela Lukaku Cavani'den daha iyi. Ya bilmiyorum ya. Çok korkuyorum. Defans da iyi yani. İyi sayılır. Yani benden iyi yani. Bir tık daha olsa. Benden bir tık daha olsa iyi. Kalecisi benden iyi. Bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'a da göndereyim. Galatasaray beni yenmiştim. Antrenman kampına da gitmemişti ama ben yeneceğimi düşünüyorum ama nasıl yenemem hala onu da bilmiyorum. Her neyse Westgaard bak forvet abi ben çok iyi bir takımım yani ona göre çok iyi bir takımım. Adam beni cipe bak. Gerçi casus gelirse yapmış. Enzonzi var yedeklerde. Enzonzi mi nasıl artık. Göztepe'ye de yolluyorum. Yani yeni antrenörler geldi. Lige gelebilirsiniz. Ben Aferin abiye sorayım. Gerçi videoyu görür. Lige gelebilirsiniz. Yani Aferin abi izin verirse. Şimdiden Bak Mane daha 94 var. Mane 94'lük çok iyi. Yani güzel. Adam takımı değiştirmiş. Şimdi acı. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Koray maalesef çok sıkıntı çıkarıyor bana. Ya kontratak adam var. Kaçıyor musun? Tabii. Başka. Abi bu kadar mı ya? Ligde bu kadar mı? Koray'ın taktiğine bakalım. 6-0 yendim ben Koray'ı. Bu ne oğlum? 58'lik 61. Hiçbir oyuncu benden yüksek değil. Bakayım. Olabilir ama ya. Çünkü yedeklerde falan genç oyuncular var ya. Ama değildir. Sattım ben onları. Her neyse. 8 dakika olmuş video. Çok da konuşulacak bir şey yok ama. Bir daha bakın. Valbuena'yı satasım yok. Çünkü yedek dursun yani. Orta sahalar. Abi Tolga Zengin satabiliriz ya. Ya da dur Mehmet Topal satalım aynen. Tamam güzel. Şimdi. Antrenmandaki oyuncularımız çıkmadı galiba. Bakayım. Daha 1 saat var. Yok, sıradaki manası 6 saat var. Marçal, evet Marçal. Ben almıştım. Yedek o da. Yani defans. Yani şu an satabilecek oyuncum yok. Maalesef. 3 pozisyon da lan. Ligdeki pozisyon. Kat değeri 2212 milyon. 2000 nereden çıktı? Antrenman kampına gittim. Başakşehir maçı için. Gizli antrenman yaptım ama Ayberk gizli antrenman yapmamış. Yani bana casus yollayamaz. Ben onu yolladım ama o bana yollayamaz. Ya buradan Erdem o sene yüklü kanka. Beraber oynayalım. Erdem. Erdem videoyu izler zaten. İzliyor ama yorum yapmıyor. İnşallah da izliyordur yani. Olmak oraya gelirse.
bu videodan sonra benimle video çekeceksin. Tamam ha. Avukat Can Papilya, tamam. Yemin et. Tamam ya, bakarız. Dur. Yoksa sana kaynarım. Tamam, çekeceğiz mi çekeceğiz. Yemin ederim. Tamam. Ya. Bir de. Taktikler. Aa, göstersem mi? Neyse. Video yayınlanana kadar maç biter de geçer de. Paslı oyun. Ama sezonun sonunda bir tane daha maçımız var. Neyse, çok konuşuyorum ben ya. 10 dakika. Şimdi 5 dakika var, anlatalım. Şimdi Düz Yuba'dan ve Kamen'den korktuğum için defans, orta sahayı geride defansa yardım etti. Aldım. Defanslar geride kalıyor. Forvetler sadece hücum. Marka zarar markası. Offside tuzağı. Hayır. Mücadele normal. Bunu hakeme göre belirleyin. Ben öyle yapıyorum. Rakibe yakın oynayın. 79. Ofansif. 79. Stil ofansif. 79. Tempo yüksek hızla paslaşma. 79. Yani Alperen abinin taktiğinin aynısı. Benim kullandığım taktik arkadaşlar. Of. Evet. Şimdi şuradan bakın. Ben şimdi bu liglerde hiç oynamıyorum. Yani Beşiktaş'ı var diye seçtim, yoksa seçmem yani. Bundan elmas gelsin diye yapıyorum yani. Normalde bunların Napoli'den, Villa'dan, Mina'dan, Beşiktaş'tan hepsinden istifa edesim var. Yani hiçbirine uğraşmak istemiyorum ama elmas geldiği için yani daha çok elmas kazanayım ki yani. Ya şampiyonluk kazanamıyorum, bir şey kazanamıyorum. Bu arada işte kupada ben kupa maçı Trabzonspor Koray bu arada ama o sene sildi. Kupada ben Koray'ı 6-0 yendim. Silmeden önce lig maçında da yenmiştim ama o zaman silmemişti. Her neyse. 3-0. Sonuçlara bakalım. Evet, kupa maçı gördünüz. Şimdi kupa maçı abi, Beşiktaş bizi bekler finalde. Yani kupada Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbi var. Kupa maçından. Galatasaray beni önceden yendi ama buraya yani şimdiki kadrosu beni geçemez diye düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Şimdi önümüzdeki maçlar çok kritik. Benim şampiyonluk maçlarına kadar namalip gitmem lazım. Abi bu maçtan sonra da Göztepe'yi gördünüz. Adamlarda mane var zaten. Neyse. Ben videoyu burada bitireyim, yoksa şu gördüğünüz arkadaşı öldüreceğim. Şöyle birikimleri de alayım da. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Videodan sonra kaçacağım bebeğim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 80 aboneyi geçtik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunlar sizin sayenizde oldu. Bu arada ben geçen videoda hani 15 Temmuz şeyi vardı ya orada. Neyden de gideceğimi söylemiştim, gitmedi. Annemler gidelim dedi ama gitmedi. Mehteran çalıyordu hemen oradan. Gaza geldim. Biliyorsunuz Türk olmanın şartı çabuk gaza gelebilmektir. Her neyse boşver. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Like tuşunu kıralım abi. Yorum atmayı da unutmayın abi. Videolarımızda genelde 0 yorum ya da 1-2 yorum oluyor. Yorum sayılarımızı arttırmamız lazım. Yani yorum atın. Güzel yorum atın. Kalp atayım yani. Kalp. Yani tabii tanıdıklarıma kalp atıyorum yani. Üt. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Yani görüşürüz. Yani OSM'den devam edeceğiz. OSM'den sonra şu an yani yeni oyun dedim. Yani işçi şeyleri vardır ya. Buldozer falan filan. İşte onlarla ilgili bir oyun var. Onu çekebiliriz. Bilirim. Dur ya, bir dakika. Ben videonun sonunda F1 şeyi anlatıyordum da 30 saniye kalmış. Boşver. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.